Kocası işsiz kaldı. Yuvası dağılmasın diye kayınvalidesinin yanına yerleşti. Zor günlerinde eşine destek olmasının karşılığında da dayak yedi. Yüzü gözü mosmor kalan kadın susmadı. Şov Haber WhatsApp ihbar hattı aracılığıyla yaşadıklarını Türkiye'ye duyurdu. Eşimle zaten aram bozuktu. Dün saat 5 sıralarında kayınvalidemin yüzünden, kayınvalidemin dolduruşuyla eşim beni bu hale getirdi. Acımasızca vurdu. Çocuklarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Nurhan Tutar yaşadığı korkunç şiddete isyan etti. Kadına şiddet ne zaman son bulacak? Ben susmayacağım, susturulmayacağım, hakkımı arıyorum. İyi günde, kötü günde diyerek söz vermişti. Kocasını zor zamanlarında yalnız bırakmadı. Eşim 6 aydır işsiz. Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi'ne eşimin annesinin tarafına geldik. Orada kalıyorduk. İddiasına göre sırf yuvası dağılmasın diye kocasıyla birlikte kayınvalidesinin yanına yerleşti. Ama karşılığında şiddet gördü. Kayınvalidemin yüzünden, kayınvalidemin dolduruşuyla eşim beni bu hale getirdi. Talihsiz kadın yüzü gözü mosmor halde hastaneye gidip darp raporu aldı. Karakola gidip şikayetçi oldu. Dayakçı koca hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. İki çocuğumun göz önünde beni bu hale getirdiler. Bunu yapanların gereken cezayı almasını rica ediyorum.